Bak diyor ki Bediüzzaman, dördüncü cihet ve sebep diyor. Büyük Deccal'in ispirisma nevinden tesir edici hastaları, özellikleri bulunur diyor. İşte açıklamış. İslam Deccal'in dahi bir gözünde tesir edici manyetizma bulunur. Hatta rivayetlerde Deccal'in bir gözü kördür diye nazar dikkati gözüne çevrilerek Büyük Deccal'in bir gözü kör ve ötekinin bir gözü öteki göze nispeten kör hükmünde olduğunu hadislerde kaydedilmekte diyor. İngiltere'de öyle bir mahluk var. Yani bir gözü görmüyor adamın. Hakikaten öbür gözü de hasarlı. Bak, Büyük Deccal'in bir gözü kör ve ötekinin bir gözü öteki göze nispeten kör hükmünde olduğunu hadiste kaydetmekte. Onlar kafir mutlak olduğundan yalnız münhasıran bu dünyayı görecek bir tek gözü var ve akıbeti ve ahireti görebilecek gözleri olmamasına da ayrıca işaret eder diyor. Ben bir manevi alemde İslam Deccalini gördüm. Yalnız bir tek gözünde tesirci bir manyetizma gözümle müşahede ettim. Ve onu bütün bütün münkür bildim diyor. Yani ileride 100 yıl sonra gelecek Deccal'den bahsediyor. İşte bu inkar mutlaktan çıkan bir cüret ve cesaretle mukaddesata hücum eder. Yani Müslümanlara saldırır. Bak. İşte bu inkar mutlaktan, yani Darwinist fatalist sistemden çıkan bir cüret ve cesaretle mukaddesata, yani Müslümanlara, mesela ahir zaman ne, mesela şu an Mehdiyet'e saldırı var. Yani Müslümanlara saldırı var, cemaatlere saldırı var, her yere saldırıyorlar. Bir kısmı şuurlu yapıyor, bir kısmı bilgisizce yapıyor. Avam-ı nas, halk hakikat hali, gerçek halini bilmediklerinden diyor. Harikulade bir iktidar ve cesaret zannederler diyor. Bak, avam-ı nas, halk hakikat hali, gerçek hali bilmediklerinden harikulade, mesela İngilizlerin devletini harikulade bir iktidar ve muazzam bir cesaret zannederler diyor. Beşinci şuada. Büyük Deccal diyor, bak şeytanın ifası ve telkinine, bak şeytanla bir kere bağlantı var. Adamın bedenine şeytan girmiş. Bak şeytanın ifası, telkinleri ve hükmüyle şeriat-ı İseviyenin ahkamını, İsevi'nin hükümlerini kaldırıp Hristiyanların hayat içtimaiyelerini, sosyal hayatlarını idare eden rabıtaları birleştiren unsurları bozarak, dikkat edin, anarşistliğe, teröristliğe ve Yecüc Mecüc'e zemin hazır eder diyor. Şu anki bu terörist saldırıları Yecüc Mecüc olarak alıyor Bediüzzaman. Bir nevi Yecüc Mecüc saldırısı eder. Yani. Şeriat-ı Muhammediye'nin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği Kur'an ahlakının, yani Kur'an'la getirdiği Kur'an ahlakının şu anki uygulamasını Kur'an'dan öğreniyoruz ve uyguluyoruz. Ebedi bir kısım ahkamını, hükümlerini nefis ve şeytanın desiseleriyle, bak şeytanın etkisinde yine, aldatmalarıyla kaldırmaya çalışarak hayat-ı beşeriyenin insan yaşamını maddi ve manevi rabıtalarını birleştiren unsurları bozarak serkeş, inatçı ve sarhoş ve sersem nefisleri, bak serkeş, inatçı, sarhoş ve sersem nefisleri başıboş bırakarak hürmet ve merhamet gibi nurani zincirleri çözer. Hürmet ve merhamet, adam merhamet etmeyin diyor. Öldürün diyor. Bak, hürmet ve merhamet gibi nurani zincirleri çözer. Hevesatı müteaffine, nefsi tutkular bataklığında birbirine saldırmak için cebri, zorla bir serbestiyet, özgürlük, yani özgürlük adı altında birbirlerine saldıracak bir sistem meydana getirir diyor. Bütün dünyada bu var şu an, görüyorsunuz. Ve aynı istibdat, baskı meydana getirir diyor. Bir hürriyet vermek ile diyor, yani birbirine saldırma hürriyeti vermekle dehşetli bir anarşistlik meydana çıkar diyor. Şu an olduğu gibi. Bak 100 yıl sonra olacak olayı söylüyor Bediüzzaman. Bak 100 yıl sonra olacak olayı söylüyor. Bak, dehşetli bir anarşistlik meydana çıkar. O vakit o insanlar gayet şiddetli bir istibdattan başka zapt altına alınamazlar diyor. Artık polis, jandarma, herkes ayağa kalkar diyor. Başka türlü kontrol edilemez diyor. Şualar sayfa 592'de.